Arkadaşlarım merhaba. Resimde görmüş olduğunuz bu parçayı çizeceğiz. Hep beraber başlayalım. Ben önce ön düzlemden başlayıp şu daire kısmını çizeceğim. Daha sonra şuradaki kısma geçeceğim. Dairelerimi çiziyorum. Bir tanesinin çapı 28. Bir tanesinin çapı 15. Daha sonra 50 bir kalınlık oluşturacağız. Oluşturdum. Daha sonra arka tarafa geçiyorum. Buradan çizim açıyorum. Tekrar bir çizgi çekiyorum şuradan. Aradaki açımız 30'du. Daha önce bakmıştım. Şu çizgimizin boyu da 65. Kontrol edelim. 35 burası, 30 da burası. Merkezden almış. 65. Genişlik 10. Öteleme komutu ile 5 çizgileri öteliyorum. Objeleri dönüştür deyip şu daireyi dönüştürüp buralardaki fazlalıkları bu şekilde bu diyeceğim. Tam tanımlı hale getiriyorum. Şuradaki çizgiyi, yardımcı çizgiyi dönüştürüyorum. Buna bir kalınlık veriyorum. İçeriye doğru ilk başta 12 veriyorum. Daha sonra 30'muş. Şu geri kalan kısmını yapacağım. Oraya bir çizim açıyorum. Şu şekilde açılı dörtgen kısmını seçip şurası 30 arkadaşlar. Bakıyorum. Evet. 12 önceden vermiştik. Ekstrüzyonla katı diyorum. 18 de buradan veriyoruz. Burayı da 30'a tamamlıyoruz. Şuraya da bir çizim açıp buradaki daireyi de çizelim. Ama önce bir eksen atalım. Orta noktasından dairemizi çizelim. Buradaki dairemizin çapı kaçmış? 15. Ekstrüzyonu kes diyorum. Burayı da kestim. Daha sonra şu kısmı yapacağım. 6'lık buraya bir eksen atacağım. 6 orta noktasından geçireceğim için bunları orta düzlem yapacağım için 2,5 da buradan veriyorum. 5'miş. 8. 8,5'luk bir ön düzlemden içeriye şöyle 8,5 bir eksen çiziyorum. Buna bir çizim açıyorum. Bu şekilde. Daha sonra iki tane dairem var burada. 35'te 50'ymiş çapları. Şu şekilde 50 35 bunların çeteleyle basılı tutarak diklik açısı veriyorum ve daha sonra iki daire merkezinin arası 45'ti. 45'i buradan veriyorum. Şurayı da yapayım. 5 yukarı. Şurası merkezden 5 yukarıda kesmiş. Onun için öteleme komutuna 5 yazıyorum. Tersine deyip şuradan fazlalıkları şimdi buluyorum. Bu şekilde. Hatta burayı da
Şunu da siliyorum. Burayı da ölçülendirdim. Daha sonra buna bir kalınlık vereceğiz. Orta düzlem diyorum ve 7 milim bir kalınlık verip onaylıyorum. Şimdi alt kısmı yapacağım. Alt kısmı da genişlik 20 demiş. Yine şuradan çizim diyorum. Objeleri dönüştür diyorum. Bu dairelerimiz. Pardon. Bize lazım olacak. Daha sonra merkezden yine çekiyorum. Genişlik 20 demişti. 10 öteleme yapıyorum. Pardon. Çift yönlü öteleme yapıyorum. Ve fazlalıkları ekstrüzyonla kesiyoruz. Yanlış kestik. Şu şekilde. Pardon. Şuradaki part şimdi dönüştürdüm. Tekrar kesmeyi deniyorum. Evet. Şunu yardımcı yapıyorum. Pardon. Pardon. Evet, bunu da bir katılama yapacağım. Orta düzlemden 5 diyorum. Genişlik 5'ti. Şimdi doğru yapmış mıyız? Şu düzlemi kapatıyorum. Bakıyorum. 6 mm. Evet, daha sonra radyusları vereceğim. Köşeli kısımlar 2 demiş. Tek tek şimdi. Pardon. Bunu vereceğim. Önce şu 5 olan kısmını yapalım. Şurası 5 demiş. Onayladım. Daha sonra ikilik 2 milimlik radyuslarını vereyim. Şekilde. Burayı siliyorum. Şurası ve şuradaki kısımlara veriyorum. Şu uç kısımlara da veriyorum. Onaylıyorum. Radyuslarımı da verdim. Malzeme atamasını da yapalım. Çelik. As 20 yapalım. Bu şekilde kütle endeksine de bakalım. 188,20 gram. Evet arkadaşlar, çizimimiz bu şekildeydi. Bu şekilde çizdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir çizimde görüşmek üzere.